Hoş geldiniz. ABD enflasyon verileri açıklandı. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, ABD enflasyon verileri açıklandı arkadaşlar. Özellikle e, önceki enflasyon verisi 8.5 olarak açıklanmıştı. Uzun bir süre e, bu ayın daha doğrusu Ağustos'un enflasyonu Beklentisi 8.7 idi. Çok kısa bir süre önce bu 8.1'e kadar e, düştü arkadaşlar genel beklenti. Fakat bunun neden düştüğüne e, asla şey yapamadım, anlayamadım yani durumu nitekim. E, şahsen ben de 8.7 civarı aslında bekliyordum. E, kaldı ki bunun çok az altında yani epey de altında açıklandı. 8.3 olarak açıklandı arkadaşlar e, enflasyon verisi. Yani bu doğrultuda özellikle 8.5'a göre görece gerçekten iyi bir veri kaydedildi ancak çok büyük bir ihtimalle son dakika beklentinin düşmesi bakın beklenti düşüyor 8.1'e bu halde olduğu zaman ne oluyor? Düşük beklenti piyasada bir güvene yol açıyor ve Bitcoin bir süredir gördüğümüz o yükseliş etabına girmeye başlıyor. E tabii ki bu durumda da bunun üzeri açıklandığında başlıyor çakılmaya. Yani aslında olay bu. E, beklentinin 8.1 olmadığı bir senaryoda aslında e, bu yükseliş olmayacak olmasına rağmen e, yeni açıklanacak veriler henüz yükselişe sebebiyet verecekti. Şu an ise yine çok önemli bir nokta yani 21.411'lerin üzerinde direnmeye çalışıyor. Ancak bu bağlamda 20.6'lara kadar ilk etapta bir geri çekilme bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.